Firdevs Hanım'ı yakaladık. Şş, Nihal. Sizi dinliyordu kapıdan. Hadi yukarı, hadi. Ne güzel karşılama. Hadi. Hadi. Abi bir dakika. Baba, ben duş alıp çıkacağım hemen. Pelin'le buluşacağım, haberin olsun. Tamam. Bir şey olmuş. Öbürü de dinlediğine göre tartışıyorlardı kesin. Bihter'le konuştum. Neredeymiş? İyiymiş. Merak edilecek bir şey yok. Bir süre yalnız kalıp dinlenmek istiyor. Öyle. Adnan Bey. Mesele nedir bilmiyorum ama Bihter daha çok genç. Tecrübesiz. Heyecanlarını kontrol edememesi hep bu yüzden. Biliyorsunuz siz de. Basit şeylere bile büyük tepkiler verebiliyor zaman zaman. Biraz sakinleşince makul düşünecektir o da. Bihter sizi çok seviyor Adnan Bey. Benim holdinge gitmem lazım. Özgürüz burada. Meraklı gözlerden, korkulardan uzak. Hoyratlıktan. Artık kim görürse görsün umurumda değil. İnceldiği yer bu noktaymış. Koptu gitti bitti. Günaydın efendim. Günaydın. Bihter babam üzüyor bazen. Belki başka bir şeye sıkılmıştır baban. Belki de. Çok kaptırma, banyoya gireceksin. Saatler olsun. Teşekkür ederim. Hadi Bülent, sen de banyoya. Ben mutfaktayım. Tamam, ben de hazırlanayım, çıkacağım hemen. Hı. Ne olmuş bizimkilere, öğrenebildiniz mi? Hayır, ilgilenmedim bile. Lütfen sen de gitme üstlerine. Tamam canım, gidiyorum zaten. Gerilim hattının dışına çıkacağım birazdan. Bülent, banyoya hadi. Ablama bir şey söyleyeceğim. Hı. Abla! 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 Ne var Bülent? Bir ricam var. Küçücük minicik bir şey. Çabuk söyle, acelem var. Ben de seninle geleyim.
Çık dışarı. Ya abla ne olur. Ya çık dedim Bülent, benim sinirimi bozma. Ya abla lütfen. Söz veriyorum hiç lafa karışmayacağım. Espri de yapmayacağım. Öyle oturacağım yanınızda ne olur. Ya Bülent gider misin, giyineceğim. Ya ama çok uzun zamandan beri görüşmedik. Hem Pelin de beni özlemiştir. Bülent. Ya of ya. Of. Çiftliğe gidelim. Holding'e gitmekten vazgeçtim. Çiftliğe gidiyoruz. Peki efendim. Cemile ile konuştuk az evvel. Selamı var. Sağ olsun. Nasıl, iyi mi o? İyi iyi. Toplanıyor işte, gelecek. Beşir. Hadi. Geldim. Ver. Tamir masrafları burada. Bu ay biraz kabarık. Katya, Firdevs Hanım bitki çayını bekliyor. Tamam, götürüyorum. Adnan Bey lokma sürmemiş ağzına. Firdevs Hanım'ın da yiyeceği yoktu. Topladım ben de. İyi. Bihter Hanım kalkınca bir daha hazırlayacaksın şimdi. O yok evde. Ya. Nerede? Sormayın. Dün gece ne olduysa çekmiş gitmiş. Kavga ettiler kesin. Adnan Bey de çok bozuk gitti işe. Allah vere de iş büyümese. Bir kadının gece yarısı evi terk etmesi ne demek? Firdevs Hanım da allak bullak, ciddi bir şeye benziyor ben söyleyeyim. Neyse canım, bizi ilgilendirmez. Biz işimize bakalım. Bence de. Allah sonlarına hayır etsin. Amin, amin. Of, yoruldum galiba. Hemen bir kahve hazırlayayım sana. Çok iyi bakıyorsun bana. Bugün daha başka göründü burası gözüme. Sanki yıllardır burada yaşamışım gibi. Tuhaf. Hiçbir yerde hissetmediğim bir huzur var. Dönmeyeceğim bir daha o eve. Adnan'dan boşanacağım en kısa zamanda. Hiç sesin çıkmıyor. Düşünüyorum. Ben bu evliliği sürdürmek istemediğim için ayrılacağım Adnan'dan. Onunla olamayacağım için. Senden bir şey beklemiyorum yani. Nereden çıktı şimdi bu? Kara kara düşünmeye başladın da söyleyeyim dedim. Ben kararımı verdim. Sen istediğin kadar düşün. Öğlen ne yedireceksin bana? Bak yavaş yavaş karnım acıkmaya başladı. Ama mı çıkacaksın balığa mı? Dolapta bir şeyler var. Canım tatlı bir şeyler istiyor benim. Bisküvi var tatlı. Kakao var. Şeker? Var. Süt de burada. Ben ne yapacağımızı buldum. Bana derin bir tencere bul bakayım. Olur mu? Olur olur, ver. Sarmaşıkları temizleyin. Yazık.
Ağaçların bütün gücünü alıyor. Tamam, tamam Arsen Hanım. Kümesler de ilaçlanacaktı bugün. İlaçlandı. Thank you.